İyi günler arkadaşlar. Leblebi'ye hoş geldiniz. Elektrokimya ünitemizin 12. kısmındayız arkadaşlar. Daha devam edeceğiz. 12. kısmını anlatıyorum. Evet, elektroliz ne demek arkadaşlar? Ona bakacağız şimdi. Elektrolizin isminin geçtiği çok fazla ünite var. Elektrolizden bahsediliyor. Şimdi biz elektrolizi detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Ne oluyor elektroliz? Kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimesinin dışarıdan elektrik enerjisi verilerek gerçekleştirilmesi işlemine elektroliz denir. Evet, kendiliğinden gerçekleşmeyen redoks tepkimesinin dışarıdan elektrik enerjisi verilerek gerçekleştirilmesi işlemine elektroliz denir. Bir elektroliz devresinde arkadaşlar, elektrolit içine batırılan elektrotlar genellikle platin, bakır, gümüş ve altın gibi metaller ya da grafit olur. Bakın, elektrottan bahsedeceğiz. Şekil üzerinde göreceğiz birazdan. Bu elektrotlar genellikle platin olur, bakır olur, gümüş olur ya da altın olur arkadaşlar. Elektroliz de akım kaynağı üreteçtir, yani pildir. Pil burada elektrik akımını sağlar. Pilin artı kutbuna bağlı elektrota anot, daha önce de bahsetmiştik. Eksi kutbuna bağlı elektrota da katot diyoruz arkadaşlar. Pozitif yüklü iyonlar katoda giderler. Pozitifler nereye doğru gidiyorlar? Katota doğru giderler ve indirgenirler. Negatif yüklü iyonlar da, negatifler nereye gidiyorlar arkadaşlar? Anota giderler ve yükseltgenirler. Normalde arkadaşlar, bu negatif yüklü iyonlar dediğimiz, işte iki element birleşirken negatif yüklü olan elektron aldığı için indirgenmiş olurdu. Ama elektrolizde tam tersi arkadaşlar. İstemsiz bir olayı biz istemli hale getiriyoruz. İstemli hale getirmek için de devreye pil bağlıyoruz. Burada da normalde yükseltgenen olan katyonlar arkadaşlar indirgenir duruma geçiyorlar. Pozitif yüklü iyonlar katoda gider, indirgenirler. Negatif yüklü iyonlar anota gider ve yükseltgenirler. Elektrolizde, elektrolitte bulunan bütün iyonlar yükseltgenme veya indirgenme eğilimlerine göre sıralanır. Anotta yükseltgenme eğilimi en büyük, indirgenme eğilimi en küçük anyon ilk önce. Katotta indirgenme eğilimi en büyük, yükseltgenme eğilimi en küçük katyon önce açığa çıkar arkadaşlar. Evet, bakın tekrar söylüyoruz. Anotta yükseltgenme eğilimi en büyük, indirgenme eğilimi en küçük anyon ilk önce. Katotta indirgenme eğilimi en büyük, yükseltgenme eğilimi en küçük katyon önce açığa çıkar. Seri bağlı elektroliz kaplarında eşit sürede geçen yük miktarı da aynıdır. Sorularda bunu göreceğiz arkadaşlar. Seri bağlı elektroliz kaplarında eşit sürede geçen yük miktarlarına bakacağız. Erimiş sodyum klorür elektroliz arkadaşlar. Sodyum klorürün çözülmüş hali değil, erimiş hali. Erimiş sodyum klorür elektrolizi. Anotta, şimdi burada şekle bakacağız arkadaşlar. Anotta klor iyonları Cl2 gazına yükseltgeniyor. Katotta da sodyum iyonları sodyum metaline indirgeniyor. Şimdi şuraya baktığımız zaman platin çubuk görüyoruz. Burada da platin çubuk. Platin çubuk katı halde. Bu kısım anot kısmı arkadaşlar. Şuradaki kısımda katot kısmı. Şimdi anot kısmında klor gazı ne oluyor arkadaşlar? Klor gazına baktığımız zaman anot kısmında klor gazı 2 tane elektron veriyor. Dışarıya yükseltgeniyor ve açığa normal klor gazı şeklinde çıkıyor arkadaşlar. Yükseltgeniyor, ayrışıyor. Elektroliz ayrışma demek aslında. Klor gazı bu şekilde açığa çıkıyor. Sodyuma baktığımız zaman arkadaşlar, sodyum da 2 tane elektron alıyor. Ve normal nötr sodyuma dönüşmüş oluyor. 2 sodyum katyonu 2 tane elektron alıyor. Nötr sodyuma dönüşmüş oluyor. Elektroliz tepkimesini yazacak olursak 2 tane sodyum klorür sıvı halde sodyum ve klor elementlerine dönüşüyor arkadaşlar. Klor gaz halde bu elementler açığa çıkıyor bu elektroliz sonucunda. Sodyum klorür sulu çözeltisinin elektrolizi. Sulu çözeltilerde tuzun iyonlarının yanında sudan gelen H artı ve OH eksi iyonları da bulunur. Ancak bu iyonların derişimleri çok azdır. Bu yüzden suyun kendisi tepkimeye girer. Bakın arkadaşlar, sulu çözeltilerde tuzun iyonlarının yanında
Sudan gelen iyonlar da var. Hidrojen ve hidroksit iyonları. Bu iyonların değişimleri çok azdır. Bu yüzden suyun kendisi tepkimeye girer. Sodyum klorür, sodyum artı katyonu, klor eksi anyon şeklinde. Elektroliz şemasına bakıyoruz arkadaşlar. Anotta klor iyonları, katotta ise sodyum iyonları. Anota doğru klor eksi iyonları yönlenir. Katoda da sodyum artı iyonları yönlenir arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman anota doğru klor eksilerin gittiğini görüyoruz. Hidroksit de eksi yüklü olduğu için o da yine anota doğru gidiyor. Katota sodyum artı iyonlarının gittiğini görüyoruz. Hidrojen de artı yüklü olduğu için o da katota doğru gidiyor. Ortam sulu olduğu için bütün indirgenme, yükseltgenme gerilimlerini yazacak olursak arkadaşlar, şimdi bakacağız hepsinin yükseltgenme, indirgenme gerilimlerini. Sodyumun elektron almış indirgenme gerilimi eksi 2,71 volt. Hidrojenin indirgenme gerilimi 0 volt arkadaşlar. Suyun indirgenme geriliminin potansiyeli 0,83 volt. Şurada bakıyoruz yükseltgenme gerilimlerine. Klor 2 tane elektron vermiş eksi 1,36 volt. 2 tane hidroksit yine elektron vermiş eksi 0,40 volt. Su da yine elektron vermiş eksi 1,23 volt. Maddelerin elektron verme eğilimlerine baktığınızda arkadaşlar, kimin elektron verme eğilimi en yüksek? Sodyum, klor, hidroksit ve su şeklinde maddelerin elektron verme eğilimi bu şekilde. Anotta klor iyonu klor gazına yükseltgeniyor. Katotta su hidrojen gazına indirgeniyor arkadaşlar. Anota baktığımız zaman klor gazına yükseltgenmiş. 2 elektron vermiş. Eksi 1,36 volt potansiyeli. Katota bakıyoruz. Su 2 tane elektron almış. Eksi 0,83 volt potansiyeli. Elektrolizin genel tepkimesini yazdığımızda da arkadaşlar bu tepkimeyi görüyoruz. Potansiyelimiz eksi 2,19 volt. Buradaki elektrolizde şimdi eksi 2,19 volt ne anlama geliyor arkadaşlar? Eğer buradaki elektrolizin potansiyel gerilimi E0'ı eksi 2,19 voltsa ne düşüneceğiz? Elektroliz için en az 2,19 voltluk dış gerilime ihtiyaç vardır. Eğer bu şekilde arkadaşlar eksi 2,19, eksi 3, eksi 4 fark etmez. Böyle görüyorsak burada elektrolizin gerçekleşmesi için buradaki değer kadar gerilime ihtiyaç var. Buradaki değer neyse o kadar gerilime ihtiyaç vardır. Klor gazı oluşurken çözeltinin pH'ı artar. Şimdi neden çözeltinin pH'ı artar arkadaşlar? Klor gazı oluşurken açığa ne çıkıyor? Hidroksit çıkıyor. Hidroksit de ne yapar? Ortamı bazik yapar. Yani asidik ortamı bazik hale dönüştürebilir. Hidroksit işte H artıların azalmasına sebep olur bu hidroksit. Dolayısıyla ortamında pH'ı artar. Bazikliğe doğru gider ortamın pH'ı. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Sonraki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.